Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nda 13. güne başlıyoruz. 13. gün çemberde uzunluk günü. Çok dikkatli olmanız gereken gün. Hatta en zevk alacağınız günlerden biri. Bulmaca çözmek gibi. Zaten biraz sonra bunu göreceksin. Peki 13. gün ilk videoda ne yapıyoruz? Kısa bir tekrar. Şöyle bir 10 dakikamızı falan alır büyük ihtimalle. Kısa bir özet geçeceğiz. Kısa bir tekrarımızı yapacağız. Ardından çemberde uzunlukla ilgili yeni nesil soruların pardon klasik soruların çözümlerini yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 113, 114, 115, 116, 117 ve 118'i işleyeceğiz. Hadi bakalım şu mükemmel derse başlayalım. Çemberde uzunluk deyince ilk aklımıza en etkili silahımız geliyor. En etkili silahımız yarı çap bu cümlemi şuraya böyle yıldızlı at bakalım. En etkili silah yarıçap. Yani bir ek çizim çizeceksen ilk önce yarıçap çap çizmeyi düşüneceksin. Sonrasında tabi burada anahtar kelimeler kullandıktan sonra etkili ek çizim. Yani anahtar kelimeleri ek çizim olarak saymıyoruz. Anahtar kelimeleri kullandıktan sonra en etkili silahın yarıçap çap çizimini unutma. Evet anahtar kelimelerimiz neler? Bunlardan birincisi. Hocam merkez varsa teğet varsa çektik. Biz bunu zaten çemberde açıda da göstermiştik. İspatlı yapmıştık. Merkez olduğunda teğet olduğunda hemen dik çiziyorsunuz. Bağıra bağıra bunu söylüyorsunuz. Aynı zamanda ikinci ek çizimimiz, ikinci anahtar kelimemiz de şu. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. dik. Taban iki eş parçaya bölüyor. Sebebi de hani yarı çap çizdiğiniz zaman ikiz kenar üçgen olduğundan dolayıydı. Peki hocam bunlar anahtar kelime. Evet eyvallah ama biz çemberde uzunluğu çözerken Genelde dik üçgenden çözüyoruz ve sınavda karşımıza dik üçgenle ilgili soru olan kısmı karşımıza çıkacak. Zaten bir uzunluk isteniliyorsa biz üçgenlerden de biliyoruz. Ya dik üçgenden çizeceğiz ya benzerlikten çözeceğiz değil mi? E burada da aynı şey aslında. Ya dik üçgenden ya benzerlikten sıkıştığın zaman yine benzerliğe dalacaksın. Benzerlikte de açılara dalıp işlem yapacaksın. Ama %99'luk kısmı... Böyle çemberde uzunlukla ilgili çıkacak olan kısım büyük ihtimalle dik üçgenle ilgili kısımdır. O yüzden bize 90 derece lazım. Bak anahtar kelimeyle merkez T'ye çektik 90 derece karşımıza geldi. Merkez kiriş çektik kirişi keş parçaya böldü 90 derece karşımıza çıktı. En etkili silahın yarı çapı kullanacaksın ve ardından belki şöyle de bir şey çıkabilir. Dik yamukta biliyorsunuz böyle bir şey geldiği zaman dik dik üçgen oluşturmayan zaten sen biliyorsun değil mi? Evet bunlar ikisi çok önemli. Çoğu soruyu %80'lik diyelim. %80'lik soruyu çözdüren kısım bu ikisidir. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz? Normalde çemberde açıda ortak teğet çiziyorduk. Çemberde uzunlukta da merkezleri birleştiriyorsun. Merkezleri birleştirdiğin zaman tam değme noktasından geçmek zorunda. Bunlar içeride de dışarıda da birbirine teğet olsa iç içe de birbirine teğet olsa aynı anda. Merkezleri birleştir ama merkezleri birleştirdiğin zaman hop devamını getir. Değme noktasına kadar de gideceksin. Değme noktası. Değme noktasında merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasından geçer. Ama çemberde açıda ortak teğet çiziyorduk. İspat zaten oradan geliyor. Peki teğetler dörtgenine geldik. Bunu ezberlemenize biraz karşıyım. Niye? Çünkü kural 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 ondan sonra her şeyi kuraldı, kuralcı zihniyetle yapmaya çalışıyorsunuz. E burada teğetler dörtgende diyor ki karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşittir. E hocam biz şunu biliyoruz. Teğet teğet olunca çemberde açıda ispatlamıştık. Bu kenarlar eşit AA. Bu kenarlar da eşit BB. Bu kenarlar da eşit CC. Bu kenarlar da eşit DD. Şimdi bak bakalım A artı B artı C artı D mi yaptı? Şu ikisinin karşılıklı toplamı. Evet. E. Evet Burada da hocam şu ikisinin karşılıklı toplamı A artı B artı C artı D mi yaptı? Aynen öyle. Yani biz burada AB artı BC eşittir. B, AB, AB artı BC. Bir dakika ABC. Şurası D olacak. Özür dilerim. Ee, yani burada AB artı CD diyeceğiz buraya. CD eşittir. BC artı AD. BC artı AD eşittir. Ezberleme şu teğetlerin birbirine eşit olması da önemli. Şimdi kısaca merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektik. Ondan sonra çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Bir de teğet uzunlukları birbirine eşit. Yani şu teğet şu teğeti görünce bunlar da birbirine eşit oluyor. Biz bunu anahtar kelime olarak bilelim. Ve bunu da çok kullanıyoruz diyebiliriz. Tamam. Sonra geldik öbürüne. Bu bir yorum meselesi. Arkadaşım OE ile OF birbirine eşitse. Yani bir iki, iki tane kiriş varsa elimizde. Çemberin merkezinde de merkezinden de şuraya e, eşit uzunlukta kirişler çizilmişse eğer eğer bunlar birbirine eşitse diyor o zaman şu kirişler de birbirine eşittir. Yani çemberin merkezine eşit uzunlukta olan kirişler birbirine eşittir. İspatı çok kolay. Yarı çapı çizdiğin zaman eş üçgenler çıkıyor zaten karşıda. O yüzden bu OE ile OF birbirine eşitse AB ile CD Şurası da D olacak. CD birbirine eşit olacak. Peki bu şekilde olursa OE, OF'den Ya da OF, OE'den daha küçük olursa ne olacak? Bak bu da yorum. Burada ne oldu? OF OE'den daha küçük ya. Buradaki kiriş çapa daha da yaklaşmadı mı? Evet. Çemberdeki en büyük kiriş çaptır. Bak bu çapa doğru yaklaştı. OF küçük olursa bak görüyor musun? Çapa doğru yaklaştıkça kirişimiz ne oluyor? Büyüyor. Demek ki OF OE'den küçükse o zaman bizim çapımız merkeze daha yakındır. O yüzden daha büyüktür diyeceğiz. Yani AB büyüktür CD diyeceğiz. Tam tersi OF daha büyük olursa bak daha büyük olursa ne oluyor? OF'yi büyüttükçe kirişimiz ne oluyor? Küçülüyor. OF, OE'den daha büyükse tam tersi AB, CD'den daha küçüktür diyeceğiz. Bu da bir yorum. Yorum gücünüzle aklınızda kalsın buna. Evet. A noktasından geçen, şimdi çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen en kısa kirişten bahsedeceğiz. Bunu böyle çizsem daha sağlıklı olacak sanki. En büyük kirişin çap olduğunu biliyoruz. Şuradaki noktadan geçen en kısa kirişle bir sürü kiriş çiziyoruz ya. Hop şöyle. Eşit olan kiriştir. Bunu özel olarak bilmenizi tavsiye ediyorum. ÖSYM buna değinebilir. Lütfen buna da dikkat edin. Çünkü bu da ispatını ben şeyden yapmıştım. Bir sürü kiriş olabilir böyle. Bak kirişimiz daha da ne oluyor böyle? Eşit olmadığı sürece bak daha da büyüyor. Hatta en büyük kiriş oldu. Sonra küçülüyor, 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 küçülüyor. Ta ki eşit olduğunda en küçük kiriş elde ediliyor. Yani çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş o orta noktası olan kiriştir. Tamam? Evet çemberde teğetler. Bir kere biz şunu öğrenmiştik. Çemberde teğet teğet birbirine eşit demiştik. Şimdi iki çemberde şöyle ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşittir. Sebep şunu şöyle uzatacak olursan hocam şu teğetle şu teğet birbirine eşit değil mi? E aynı zamanda e bu da teğet bu da teğet bunlar da eşit. Yuvarlığa çift çizgi ise burası da yuvarlığa çift çizgi. O yüzden ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşit. ve ortak iç teğet uzunlukları da birbirine eşit. Çünkü teğet teğet hocam bunlar eşit. Hocam bunlar da eşit. Dolayısıyla bak şu iç teğet BC ile şöyle yazayım. BC ile şu AD teğetleri de ne olmuş oldu birbirine eşit olmuş oldu. Bunlarla ilgili işimiz var mı? Var. Bu verildiği zaman, ortak dış teğet verildiği zaman bununla ilgili bir formülü var ama formülü de kullanmanı istemiyorum. Formülsüz bir şekilde yapmanı istiyorum. Nasıl yapacaksın? Sen böyle bir şey gördüğün zaman ya bu merkezler arasındaki uzaklık ve ortak dış teğet uzunluğu verildiği zaman şu birleştirilmiş, şu da böyle 90 derece bir dik yamuk çıktı. İçeriden dik dörtgenle, şöyle dik dörtgenle Karşına ne çıkıyor? Bir dik üçgen çıkıyor. Yani burası O1 O2 uzunluğu. Burası X ise burası R2 burası R1 ise eğer. Bak buraya R1 eksi R2 kalıyor. Yani O1 O2 uzunluğunun karesi R1 eksi R2'nin karesi artı X'in karesi şeklinde bir formül çıkıyor. Ama formülü ezberleme. Peki hocam iç teğet uzunluğu sorulduğunda yine aynı mantık. Merkez teğet çektik R2. Merkez teğet çektik burası R1. E hocam bir de şu uzunluk verilmişse eğer Amacımız dik üçgen oluşturmak. O da dikdörtgenden geçiyor. E hocam ya böyle bir dikdörtgen oluştururuz. Dikdörtgen oluşturduğumuzda R2 ise R2. E, şuradaki uzunluk da X ise eğer. Burası da X oluyor. Bak bu sefer de O1 O2 uzunluğunun karesi. X'in karesi artı R1 artı R2'nin karesi şeklinde çıkıyor. Ha sen o dikdörtgeni şöyle de yapabilirdin. Böyle de bir dikdörtgen oluşturabilirdin. R1 ise R1. O zaman Pisagor bağıntısı böyle olacaktı. Bak R1 artı R2'nin karesi. Şu X'in karesi artı. X'in karesi artı R1 artı R2'nin karesi. Eşittir ne oldu? O1 O2'nin karesine eşit olmuş oldu. Tamam. Bir de iki çember birbirine teğet olduğunda şuradaki ACB açısının ölçüsü 90 derece oluyor. Ya bunu ezberleme. Niye? Şimdi açıyla ilgili bir şey var ya ortak teğeti çizecek olursak hocam teğet teğet eşit teğet teğet eşit muhteşem şu çıktı açı 90 derecedir. Tamam bitti. Bu şekilde ispat tekniğiyle yap bunu da. Şuraya geldik. Teğet teğet olunca bunu daha öncesinde ispatlamıştık zaten. Şu merkezden geçtiği zaman açı orta oluyor demiştik. Kollara çizilen dikmeler. Çünkü şuradan dik buradan dik çizdiğimde R'ye R, ye R ye oluyor ya burası. R'ye R, ye R ye olduğundan dolayı orada açı orta oluştu. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Ayıtları yerlerde eşit olur. Hatta şuradaki şekil ne oldu? Bir delta yut oldu. oldu. Bunun da bununla da ilgili herhangi bir şekilde ezber yapmanızı istemiyorum. Kendiliğinden zaten cevabı ulaşacaksınız. Yani anahtar kelimeleri kullan. Sonuca rahat bir şekilde ulaş. Bununla ilgili söylenecek bir durum yok. Hatta burada dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı falan filan da yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi birbirine dıştan teğet çemberler geldiği zaman. Daha öncesinde söyledik zaten. Dersin başında söyledik. Çemberler böyle değdiği zaman merkezleri birleştir deriz Bunlar do doğrusal olmak zorunda. Değme noktasıyla değil mi? Yani dıştan teğet çemberler gördüğün zaman. R1 artı e, R2 neye eşit oluyor? O1 O2 uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Ezberleme. Sen ilk baştaki dediğim hamleyi yine yap. Merkezleri birleştir. O1-O2 uzunluğu neye eşit oldu? R1 artı r 2 eşit oldu. Peki içten T çemberler gördüğü zaman O1-O2 uzunluğu ne olacak? Bak burası R1 değil mi? Bu sefer O1-O2 uzunluğu hocam R1 eksi R2'ye eşit oldu. Ama ezberleme. Merkezleri birleştir. Yorumunu zaten sen kendin yapacaksın. Ee, bak R1'den r 2 çıkarttığın zaman neresi oluyor? İşte burası çıkıyor O1-O2 uzunluğu. Bir de çemberlerin dik kesmesi diye bir şey var. Çok ilginçtir. İki çemberin dik kesmesinin tanımı böyle merkezlerinden kesişim noktalarına geldiğin zaman burada kaçı 90 derece demek. Ya da alttaki tarafa gelirsin mesela buraya geldin buraya geldin işte burada kaçı 90 derece olması demektir. R1 ve R2 bu seferde O1 O2'nin karesi eşittir. R1'in karesi artı R2'nin karesi şeklinde bir ifade çıkıyor. Yani dik kesirse hocam e, merkezler arasındaki uzaklık R1'in karesi artı R2'nin karesi oluyor deme. Dik kesiyorsa 90'ı göster. Kendiliğinden zaten yine sonuca ulaşıyor musun? Ulaşıyorsun. Dik kesmesin tanımını bilmen yeterli. Evet bu şekilde böylelikle çemberde uzunluğu hallettik mi? Hallettik. Kısaca hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Teğetler birbirine eşit. Bir de iki çember birbirine diyorsa merkezleri birleştir. Geri kalanı kesinlikle ama kesinlikle yorum. Dik üçgen oluşturacaksın. En etkili silahın yarı çap ya da dik yamuk karşınıza çıkar. Dik dörtgenle dik üçgen oluşturacaksın. Olay bundan ibaret. E ee, kısa bir özetimizi yaptık. Tahmini bir 10-11 dakika sürdü zaten. Eh sırada ne var o zaman? Sorular var. Haydi bakalım soru çözümlerine geçelim. O merkezi çeyrek çember verilmiş ve burada sayılar var. Bu sayılar bak bana neyi gösteriyor? Hocam yarıçapı gösteriyor. Ve en etkili silahın yarıçap olmasını sakın ama sakın unutma. 24, 26 yapıyor. E tamam yarıçap çap 26. Burası da 26. Dik üçgen yok. E o zaman ne yapıyoruz? Anahtar kelimeler de yok. O zaman en etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Hocam burası da 26. Ve Pisagor. Bak 10 ve 26. Bu 2 çarpı 5. Hocam bu 2 çarpı 13. O zaman 5 13. 5 12 13 üçgeninden 2 çarpı 12'den burası 24 çıkar. Sonra ne yapacağız? Şu yeşilde kullanmam lazım. Hop şöyle. En etkili silahım yarı çapı çizdim yine. Yarı çap uzunluğu yine 26. Ve burası 24. Bak 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 bak. 24 dediğim 12'nin 2 katı. Burası 13'ün 2 katı. O zaman burası da 5'in 2 katı. Kaç yapar burası? 10 yapar. Evet EF'yi 10 bulduk. CD'yi zaten 24 bulduk. Çıkarttığımız zaman da cevap 14 gelir mi gelir. Evet cevap Edremit oldu. Bir, örnek bir de Geldik örnek 2'ye. Hocam çeyrek çember demiş hemen açımız 90 derece. E, merkez var teğet var. Anahtar kelimeyi kullan. Çek dik. E dik çizince şöyle dikten dik çizilmiş oldu. Hatta bu da yarı çap. Öklit. Yani R kare eşittir. 4 çarpı 9. 36'dan R'yi de böylelikle 6 olarak buluruz. Cevap Akçay çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Yani üçüncü sorudayız. Yarı çapı 8 cm olan O merkezli çemberde CD kirişi merkeze AB kirişine göre daha yakın. Bak CD daha yakın. Merkeze yakınlaştıkça kirişimiz daha da büyüyordu. O zaman CD büyüktür. AB olmak zorunda. E o zaman CD'yi vermiş. 3x artı 1. Bir de AB'yi vermiş. Büyüktür x artı 5'ten. Buradan da 2x büyüktür 4'ten. X büyüktür 2 mi geldi? Evet bunu bulduk. X büyüktür 2'yi bulduk. Sonra ne yapacağız? Yarı çapı da 8 birim demiş. Hocam yarı çap 8 birimse o zaman bizim en büyük kirişimiz ne olmak zorunda? 8 burada 8 burada 16 olmak zorunda. Şimdi bu git git e, bu çaptan küçük değil mi? Merkeze daha yakın diyor. E, bu zaten AB'den daha büyüktü. E, bu da 16'dan küçük olmak zorunda değil mi? Evet. CD kirişte 3x artı 1 küçüktür 16 olmak zorunda. Yani 3x küçüktür 15 olmak zorunda. X küçüktür 5 olacak. E o zaman x'in aralığı ne geldi arkadaş? 5'ten küçük. 2'den büyük. 3 ve 4 değerlerini alır. E bizden de toplamı isteniliyor. Cevap böylelikle 7 yani C olur. Geldik örnek 4'e. E merkez var, kiriş var. Çektik. Hocam 8'i keş parçaya bölüyor. Yok öyle bir şey. Kirişin tamamını keş parçaya bölecek. Yani tamamı 10, 5, 5 diye keş parçaya bölür. 3. Hocam 3, 4, 5 üçgenden 4. Çemberin yarı çapı. En etkili silahın yarı çap. Al sana Pisagor. R kare de buradan 4'ün karesi artı 5'in karesine eşit olur. 16 artı 25 olur. Yani 41 olur. R, yani buradan R'yi de kaç buluruz? Kök 41 olarak buluruz. Cevap Edremit 4. soruda. 5'e geldik. Merkez var. Kiriş var. Çek dik yapacağız. Hocam çektim diki şöyle. 12'yi iki eş parçaya bölecek. 6'ya 6. 3 kaldı buraya. Aa bak yarı çap uzunluğu 6 kök ki. Burası da 6 kök ki. Hocam Pisagor. 6 var 6 kök var. Kök katı x kenar dik üçgende. Yani burası 6 olmak zorunda. Sonra buradaki Pisagor'dan 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 3 kök 5 olur mu? Olur. Yani cevap balık kesir oldu 5'te. Geldik 6'ya. AC uzunluğunu 6 vermiş. BC uzunluğunu 7 vermiş. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. ADX nedir diye soruluyor. E burası teğet teğet birbirine eşit. Hocam 8 eksi x kaldı. E teğet teğet birbirine eşit 8 eksi x. Sonra burası kaçtı? 7 idi. E hocam 6'ya tamamı. E burası 6 x. E burası da 6 x teğetten. Bak şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 7 yapmak zorunda. 8 eksi x artı 6 eksi x eşittir 7 yapacak. Eksi 2 x öbür tarafa artı 2 x diye geçer. Bu 7'yi buraya atsam 8 eksi 7 1 1 artı 6 7 yapar. Yani x de böylelikle 7 bölü 2 mi çıkar? Evet cevap denizli oldu örnek altta. Geldik örnek 7'ye. OA uzunluğu 6. Yarı çap uzunluğu 6. Burası da 6. Bu, bu, bu bir kare verilmişti zaten. E o zaman bir kenar 12 oldu. Kenarın 12 olmasını da şöyle bir yazayım. Benden BF x uzunluğu isteniyor. Arkadaş teğet teğet. Şu küçük teğetler nedense gözükmüyor. Yani şu teğetlere dikkat edin. X ise X. Hocam burada da teğet teğet var. E burası da X. E ta, pardon. 12 ise burası da 12 olacak. E burası 90 derece. Tamam 12 idi. Buraya o zaman 12 eksi X kaldı. Al sana Pisagor. Bir ek çizim yapmama gerek kalmadı. Hala hazırda var. Hocam 12, 12 artı X ve 12 eksi X. Normalde 12 artı x'in karesi 12 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle sonucu elde ederiz. Ya da 12 varsa ya 9 12 15'tir ya 5 12 13'tür ya da 12 16 20'dir. Bakalım ilk önce 9 geldi aklıma. 9 12 15 sağlanıyor mu? Buranın 9 olması için x'in 3 olması lazım. x yerine 3 yazarsam burası 15 yapıyor mu? Yapıyor. Sağlamız tuttu. Dolayısıyla x'i 3 olarak bulduk. Yani örnek 7 akçay. Geldik örnek 8'e. Arkadaş merkez burada. Anahtar kelimeler ek çizim değildir. Anahtar kelimeleri öncelikle kullan. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Kiriş keş parçaya bölecek. 6 6. Bu arada DK evet kiriş 12 verilmiş. Ali Bey uzunluğu 10 verilmiş. Hocam burası 90. Burası 90. E 90 90 90 sa burası da 90 oldu. 10 sa burası da 10. Bak yarı çap 10. Hocam yarı çap 10. Hocam yarı çap 10. Bu yarı çap değil dikkat. E, en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarıçap. Bak 10. 6, 8, 13 kendinden. 8 çıktı burası. E burası da 8 oldu o zaman. E 10 iken burası da 10. Bizden Ege Ankara artı EC. Ege Ankara. Hocam bunun tamamı 10 ya. Bu da 10 olacak ya. Ne kaldı buraya? 4 kaldı. Ege Ankara 4. EC 8 toplamı da kaç yapar? 12 yapar. Cevap 8. soruda Denizli oldu. Geldik 9'a. T'ler birbirine eşit. Evet AC'yi 12 vermiş bize. T, T birbirine eşit. Bizden BCD üçgeninin çevresi isteniyor. Şimdi burada küçük teğetler de var. Burası x ise burası da x değil midir? Evet buraya 12 eksi x kaldı. Hocam şurada da küçük teğetler var. Y ise burası da y. E, tamamı 12'di. 12 idi. 12 eksi y kaldı. E o zaman sarı üçgenin çevresi. Topla bakalım çevreyi. X 12 eksi x. Y 12 eksi y değil mi? Evet. Y'ler nanay. X'ler nanay. Şinanay yavrum. Şinanay. Yani 9. soru Denizli. Geldik ona. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Anahtar kelimeleri kullandık. Yarı çap 5, yarı çap 5, yarı çapı 3, yarı çapı 3. Bir dik üçgen oluşturmak zorundayız. Dik yamuk karşımıza çıktı. Hop dik dörtgenle. Şu dik dörtgen oluşturunca burası 3 ise burası da 3 olur. Tamam 5'ti 2 oldu. Al sana Pisagor. Dik dörtgenden dolayı burası da x. E burası 8 ya. O zaman 8'in karesi eşittir x'in karesi artı 2'nin karesinden. 64'ten 4 çıktı. 60 eşittir x kare yapar ve x de böylelikle kök 60 yapar. Kısa yoldan da yapabilirdik ama olsun. 4 çarpı 15'ten 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 15 diye cevaba ulaşırız. Örnek 10. Edremit. Geldik örnek 11'e. Merkez T'ye çektikten 90. Merkez T'ye çektikten 90. Yarı çap 3. Yarı çap 5 verilmiş. Bir de AB uzunluğunu vermiş bize. AB uzunluğu tam olarak burası. E hocam ne yapacağız? 90'lar var dik üçgen. Dik üçgen dikdörtgenle oluşuyordu. Al sana dikdörtgen. İster yukarıda yap ister aşağıda yap fark etmez. Dikdörtgeni yukarıda oluşturdum. 5 ise 5, 15 ise 15 ve karşıma bir dik üçgen çıktı. 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeni. O iki çember arasındaki en kısa mesafe isteniyor yalnız benden. Dikkat. Bunun yarıçapı 5 değil mi? Bunun yarı çapı 3 değil mi? İki çemberin en kısa mesafesi nedir? Merkezleri birleştirdiğimiz zaman şu en bombeli yerlerin arasındaki mesafedir. E tamamını 17 buldum. 5 3 daha 8'i buradaysa o zaman buraya 9 mu kaldı? Evet. 11. soru. Ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik. 12. soruya. BE uzunluğu 13. Hocam teğet birbirine eşit. 13. DC uzunluğu 5. E, tamamı 13'tü. 8 kaldı. T T birbirine eşit. Burası da 8. A B demek ki 8. Cevap denizli oldu. Geldik örnek 13'e. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 eşit parçaya böldü. Bunun yarıçapı 6. Burası da 6. Bunlar paralel ve bunlar paralel. E, bu paralel kenar hatta dikdörtgen oldu ya. Bunlar şunlar da paralel vermiş mi? Evet. Bak bunlar paralel. Bunlar da paralel. Paralel kenar oldu. Hatta dikdörtgen oldu. Arkadaş bu kaç burası? 16 ise. Burası da 16 mı? 16. Şimdi bizden AC uzunluğu isteniyor. O AC. Şurayı bulmam lazım. Buraya ben bir X dersem. Şu kiriş uzunluğu X. 16 artı X isteniyor bizden. Sonrasında nasıl bir hamle yapacağız? Dikdörtgen üstü ya. Hocam burası da 6 değil mi? Evet. Dikdörtgenden dolayı. yarıçap e, yarı çap 10. En etkili silahımız yarı çap. Unutma. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdim şöyle. Hocam 10. 6, 8, 13 kendinden. Burası da 8. Hop toplamda kaç oldu orası? 24 oldu. 13. soru Cehan oldu. Geldik 14'e. Hocam merkez varsa, teğet varsa çektik. Sonra şu x deniliyor. X e ait de bir şey yapmalıyım. Şu çap ya. A çapı gören çevre açı 90 dereceyi de oluşturabiliriz. Hocam merkez kiriş çektik yapsam kirişin tamamını bilmiyorum. O yüzden bunu çizmedim bile farkındaysan. Merkez teğet çektik yaptım. Bu da çap olduğu için çapı gören çevre açı 90 dereceyi de bazen kullanıyoruz. Evet ne çıktı? Buraya buraya hocam büyüğün yarı çapı 2R burası da 2R oldu o zaman. Şimdi dikkat eder misin? Burada 3R'ye R var. Benzerlik var çünkü bunlar birbirine paralel. Aynı doğruya dik. E o zaman 3'e 1 oran varsa burası 3K ise burası da K olacak. 3K 18 ise K 6 yapar. K'yı 6 bulduysak x 6 olur. Yani örnek 14 Cihan. Geldik örnek 15'e. Evet 3. Merkez burasıysa merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Ya hocam çok anahtar yani çok ek çizim yapıyoruz. Hayır bunlar anahtar kelime. E 90 90 90 ise burası da 90 oldu. dikdörtgen oldu. 3 ise 3. Hatta bu yarıçap, bu da yarıçap, Burası da 3. Bu bir kare oldu. Burası da 3. Hatta burası da 3. Burası da 3. Bu yarıçap 3. Burası da 3 mu oldu? Evet. BC uzunluğunu 10 vermiş bize. Alan ABCD nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? Arkadaş şurayı bulursak sanki olay bitecek. Şuraya x diyelim. Şu burası da x oldu. O zaman buraya 10 eksi x mi kaldı? Evet. Teğet. Teğet. Birbirine eşit. Burası da 10 eksi x mi olacak? Aynen öyle. Sonra ne yapacağız? Hocam amacımız dik üçgen oluşturmak. Al sana dik dörtgen. Al sana dik üçgen. X'e aşağısında x. 10 eksi -X'de x'ti. 10 eksi x'ten x çıkartırsam 10 2 x kalır buraya. 10 2x'e burası da 6 ya. Bak 6 var, 10 var. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni aslında. Burası e 8'i bulduk. Tamam. Böyle 10 2x falan dememe de gerek yokmuş aslında ama neyse dedik. Ya da baştan sileyim istersen şöyle. Dur 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 dur. Hiç x 10x demeyeyim. Kafanı karıştırmayayım. E hocam ne yapacağız? Şuradan bir dik çizince şöyle dik dörtgen oluştu. 6 ise 6 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni dersin. Hocam Ondan acaba bu 8'i yazdıktan sonra alan ABC'de isteniliyor bizden. Şurası X diyecek olursak sonradan X diyelim daha doğrusu. E hocam burası da X ya. Burası da X. Şu T, T birbirine eşit. Bu 8 artı X ise burası da 8 artı X. 8 artı X ile X'in toplamı yani 8 artı 2X eşittir 10 ise X'i de buradan 1 buluruz. Gerçi aynı şeye denk geldi. Silmeseymiş de olurmuş. Neyse X'i 1 bulduysak alan isteniliyor bizden. E o zaman X'i 1 bulduysak bir dik yamuk var elimizde. Üst taban 4 çıktı. Alt taban 8. Bir daha 9. 3 daha 12. Yükseklik de 6 çıktı. Alt taban artı üst taban 16. Çarp yükseklik bölü 2. Kaç geliyor? 48 geliyor. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Örnek 15'te. Geldik örnek 16'ya. Çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yapıyoruz? Merkezleri birleştiriyoruz. Merkezleri birleştiren doğru parçası tam değme noktasından geçer. E hocam burası 8 verilmiş. Burası x deniliyor. DC'yi de 12 vermiş. Bunun yarıçapı 6 6 mı oldu? Evet. E burası da 6. Burası 8 de. Burası 8. 6 bak dik üçgen var burada. Pisagor. 6 8 10 üçgeninden burayı 4 buluruz. E hocam bunun yarıçapı 4. Burayı da 4 yazarsam tamamı 12 ya. E hocam bunun da tamamı 12 ya. O zaman x'e kaç kalır? 8 kalır. Cevap Cihan. Nasıl? Çok zevkli değil mi? Bulmaca çözmek gibi değil mi? Anahtar kelimeleri kullan. Bulmacanı çöz kardeşim. Bu kadar basit. Evet C an bulduk 16'ya. Geldik 17'ye. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından değme noktasından geçmek zorunda. E hocam başka bir şey verilmiş mi? Dikdörtgenin uzun kenarı 16 olarak verilmiş. Dikdörtgenin uzun kenarı 16. Şimdi şu küçük çemberin yarıçapı, bu büyük çemberin yarıçapı. Küçük çember Hocam burası R burası R olur. R iken o o dur dur dur. Şimdi bu 16 ya. Burası R burası R. Yani 16 ise burası R olduğundan burası da R ya. R ise dikdörtgenler R. Buraya da R yazdın ya. R'yi kaç buldun? 8 buldun. 8 buldun. Hocam yarıçap 8 çıktı. yarıçap 8 çıktı. Bak R artı 8'e R artı 8. İkiz kenar. İkiz kenar gördüğünde tabanda mevcutsa insan tabanına ait yüksekliği çizer. Tam buraya denk gelmek zorunda o yükseklik. Bu arada merkez T'ye çektik yapalım. Şurası da küçük çemberin yarı mı? Evet. Bizden zaten bu isteniyor. E biz R'yi kaç bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Evet bunun tamamı 8 ise bunun da tamamı 8. O zaman buraya kaç kaldı? 8 eksi R'ye kaldı. Al sana Pisagor. Yani 8 var. 8 eksi R var. 8 artı R var. Normalde 8 artı R'nin karesi eşittir. 8 eksi R'nin karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi bulursunuz. Ama hocam 8 varsa büyük ihtimal 6 8 13 kendidir. R yerine ben 2 yazarsam burası 6 olur. R yerine 2 yazdığımızda burası da 10 oldu mu? Oldu. Sağlamız tuttu. Yani R 2 çıktı. Hisset kardeşim. Bu kadar basit. Örnek 17 C an olur. Geldik örnek 18'e. Evet, merkez varsa, teğet varsa anahtar kelimeleri kullan. Kiriş varsa çektik, teğet varsa çektik, kiriş varsa çektik. İki eş parçalara bölecek. Evet, başka çemberin yarıçapı isteniyor benden. Şurada 90 burası. 90 burası iki eş parçaya böldü. Yalnız şu kirişi iki eş parçaya böldü. Şu kirişi de yine aynı şekilde iki eş parçaya şöyle bölmüş oldu. E, sonra ne yapacağız? Hocam 90 90 burası da merkez T'ye çektikten 90. O zaman burası da 90 oldu. Dikdörtgen oluştu burada. 1 ise burası 1 mi oldu? Evet. Şu çemberin yarıçapına R diyelim. E o zaman burası R artı 1 oldu. A R artı 1. 90 90 90 90 dikdörtgen r artı 1 ise r artı 1 sonra başka bir şeyler daha yapmalıyız burada başka bir şeyler daha yapmalıyız bizden zaten çemberin yarıçapı çapı isteniyor e o zaman en etkili silahımız yarıçapı çapı çizmeliyiz bu arada burası birken iken çift çizgi de bir yaptı baksana burada da bir dikdörtgen oluştu burası da bir e tamam ondan sonra en etkili silahımızı kullanalım bakalım şurada uzunluk yok ya burayı ne yapacağız hocam burası da r e tamam işlem yapalım ya en etkili silah kullan 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 Yine neydi en etkili silahımız? Yarı çap. Yani en etkili silahı kullan. Ya buraya çiz ya buraya çiz ya buraya çiz. Çember üzerindeki noktaları çiz. Fark etmez. Buraya çizelim. E hocam burası da R mi? R. E sonra ne yapacağız? Şu çizgiler kaldı. Bu çizgileri nasıl halledeceğiz? Orası kaldı. Şimdi orayı düşün. Hocam burada bir işlem var mı? Ben karenin bir kenarını ne buldum? R artı 1 buldum değil mi? R artı 1. Bir işime yarayacak yani. O bir işime yarayacak. Hocam burası R artı 1 ya. Bak burası R. E, hatta burası da R yaptı. R artı 1 ya. Vay. Şurası da R artı 1 olduğundan bak burası da 1 olacak. Çünkü burası R artı 1. O zaman 1 ise burası da 1. Burası da 1. Burası da 1. 1 1 ise ikiz dik üçgenden dolayı burası da kök kim çıkar? Evet. Cevap böylelikle akçay oldu. Sıkıştığın zaman verilen bilgileri kullan kardeşim. Şunun kare olmasını kullanınca direkt soru çıkıverdi. Evet örnek 18 akçay geldik örnek 19'a. Aşağıdaki ayna bir dikdörtgenin üzerine bir daire parçasının yapıştırılmasıyla oluşturmuştur. Ya daire parçası var, daireyi şöyle tamamlayabilirsin de fark etmez. Şimdi yukarıda verilen aynada dairenin merkezi AB üzerindedir. Dairenin merkezi AB üzerinde bir yerde, şöyle buralarda bir yerlerde. Yani şöyle bir dairemiz olacak. Tamam. CD uzunluğunu kaç vermiş? 100 vermiş. Arkadaş, burada CD uzunluğu 100. Dairenin kirişliği mi bu? Evet. E merkez varsa kiriş varsa çektik. iki eş parçaya bölecek. 50 50 olacak burası. Hocam şurası 10 verilmiş. E burası da 10 değil mi şöyle merkez teğet çektikten dolayı. Evet. E ben buraya A dersem yarı çap uzunluğu A artı 10 oldu. Tamam. Sonra ne yapacağız? En etkili silahımız. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam yarı çap uzunluğu A artı 10'du. Al sana A artı 10. Al sana işlem. Ne yapacaksın? A artı 10'un karesi eşittir. A'nın karesi artı 50'nin karesi. Şimdi büyük sayılar gördüğünüz zaman böyle 50'li bilmem neli sıfırları mıfırları atabilirsiniz kardeşim. Sıfır atsam burası 5 olacak değil mi? Sıfır atsam burası da a artı 1 gibi düşün mesela. 5 a a artı 1. Ne üçgen olabilir? 5 12 13 olabilir. He. 5 12 13'ün 10 katı olabilir. Yani acaba burası 120'ye burası 130 mu? A yerine 120 yazdığımızda burası 130 yaptı. Yani A'yı buradan 120 bulduk. Dairenin yarıçapı nedir diye soruluyor. Yarıçapta bak 130. Yani cevap böylelikle Akçay oldu. 19. soru da güzel bir soruydu. Geldik 20'ye. Şimdi bir kere şöyle bir katlama yapılmış ve şöyle bir daire çizilmiş. Soruyu tam okuyayım. Şekilde verilen AB çaplı yarım daire. CD paralel AB. Evet şunlar birbirine paralel verilmiş. Sonra en büyük çember çizilmiş. En büyük çember olması için bunun ne olması lazım? Bunun en bombeli yere çizilmesi lazım. Yani tam şurada olması lazım. En bombeli yer. En bombeli yer burası. Şimdi ben burada katlamayı geri doğru açayım. Açılmış hali var. Hatta o çemberi ben şurada da düşünebilirim böyle. İçerideyken, aradayken sıkıntı. Bunun da katlaması, hani katladıktan sonra çizilmiş ya. Sonra bir daha açtığımda bu çember var gibi düşün burada. Merkez burası. Şimdi AB uzunluğunu vermiş bize. AB uzunluğu 40'sa 20'ye 20 mi yaptı burası? Yarı çap 20 yaptı yani. CD uzunluğu verilmiş. Arkadaş merkez burasıysa. Şurada merkez T'ye çektik yaptığımda. Hocam kirişi keş parçaya böler bu. Çünkü burada da merkezden kirişe bir dik çizsem böyle o zaman ne olacak arkadaşım? Aa, bunların doğrusallığını da söylemek lazım. Şunun en bombeli olduğu yerde olduğunu söyledik ya katlamadan dolayı hop burası ee, bu buraya gelecek. E, o zaman bunlar böyle doğrusal olmak zorunda. Çünkü bu doğrunun buna göre simetri olacak. 90 derece olacak. O yüzden en bombeli yerden geçtiği için bu bu ve bu doğrusal olmak zorunda. E sonrasında bize CD'yi de 32 vermişti. 16 16 yaptı burası. Bunun yarı çapı R. Bunun yarı çapı R. Büyük. Sonra bizden M merkezi çemberin yarı çapı isteniyor. Tamam. Arkadaş burası ne oldu o zaman? Şimdi şu yarı çapın tamamı 20 değil mi? Evet. Şurayı ben 2R bulduysam buraya 20-2R mi kaldı? Aynen öyle. Sonra en etkili silahımız yarı çaptı. Al sana yarı çap. 20 burası. Pisagor. 16-20. Ne üçgeni? 12-16-20 üçgeni. Yani burası 12 yapar. Yani 20-2R eşittir. 12 ise Buradan 8 eşittir 2R'den R'yi de kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet örnek 27'de cevabı 4 bulduk. Yani cevap balık esir çıkar. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim. Bakıyorum ki artık yeni nesil ağırlıklı sorular söz konusu. E biz yeni nesil ağırlıklı soruları da günün ikinci videosuna bırakıyorduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 13. gün ikinci videoda çemberde uzunluk konusunun yeni nesil sorularında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.